Oylat Mağarası, İnegöl'ün 17 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Mağaranın içi 730 metre uzunluğa, 95 metre yüksekliğe sahiptir. İlk giriş salonundaki tavan yüksekliği 15 metredir. Oluşumun 3 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Kireç taşından oluşan sarkıt ve dikitlerin 1 santimetresi için yaklaşık 16 yıl geçmesi gerekiyormuş. 2004 yılında keşfedilen ve 2006 yılında turizme kazandırılan Oylat Mağarası, Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası niteliğindedir. Mağaranın ilerleyen bölümlerinde ikinci kısmı bulunuyor ve bu kısımda yaklaşık 500 basamaklı bir merdiven ziyaretçilerini karşılıyor. İkinci bölümde büyük bir çöküntü salonu ve bir o kadar yüksek tavan bulunmakta. Tavan ve taban yüksekliği bu alanda 93 metreye ulaşmaktadır. Mağara içinde canlı hayatı devam ediyor. Bizler birçok yarasaya denk geldik. Ziyaret sonrası okumalarımızda yarasa harici de birçok canlının mağarada yaşamaya devam ettiğini öğrenmiş olduk. Ölçümlere göre mağaranın sıcaklığı yaz-kış fark etmeksizin 17 ila 19 derece arasında değişmektedir. Mağara içindeki nemli havanın astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Ziyaret süresi yaklaşık 1,5-2 saat arası sürüyor. Bizim ziyaret ettiğimiz 2024 Ekim ayında bir kişi için giriş ücreti 25 TL idi. Biz çektiğimiz fotoğraf ve videolarla Oylat Mağarası'nı paylaşmaya gayret göstermiş olsak da şunu çok iyi biliyoruz ki yaşamak, o havaya temas edip çıplak gözle bu zaman tünelini izlemenin doyumu asla karelerle anlatılamaz. Sizler gezi rotanıza bu durağı eklemeyi ihmal etmeyin deriz bizden tavsiye. Mağaraya giden yolun da doğal güzelliklerle dolu olmasından dolayı yol üstünde durup küçük bir piknik yapmayı ihmal etmedik tabii ki. Daha sonrasında da bir sonraki durağımız olan tarihi İnka'ya anıt çınar ağacına doğru yola koyulduk.